Türkiye'de şu anda savaşın, harekatın devam ettiği yerlere yakın Türkiye içindeki bölgelerden yayın yapan gazetecilerin içerisinde büyük bir bölümü bir tür Ragıp Duran'ın söylediği gibi, kazandırdığı gibi apolitli medya görüntüleri sergiliyorlar. İyi şeyler değil bunlar. Tabii ki bu bir zamanlar çok Türkiye'de gündeme gelmişti. Değişik zamanlarda terörle mücadele adı altında askerler ve devleti yönetenler gazetecilerden Mehmetçik gazeteci olmalarını istemişlerdi ve bazı meslektaşlarımızın buna geçmişte de bugün de çok teşne olduklarını görüyoruz. Tabii ki haber alma ve haber verme özgürlüğü herkes için geçerli. Savaş muhabirliği bambaşka bir zorluk. Bunun çileleri var. Mesleğimizin en zor işlerinden birisi. Ama bunları yaparken olabildiğince serin kanlı bir şekilde halkın haber alma özgürlüğünü her şeyin önüne çıkartarak yapmakta yarar olduğu kanısındayım. Bunu layıkıyla yapan arkadaşlarımız da var ama bunu bir şova döndürmeye kalkanlar da var. Ve şu anda zaten medyanın üzerinde ve her türlü düşünce dile getirmede bu yaşanan harekata eleştirel, sorgulayan bakan isimlerin susturulmak istenmesi, kimi durumda susmayanlara özellikle sosyal medya üzerinden bir takım linç girişimleri, Sezgin Tanrıkulu'na oldu, Eren Keskin'e oldu. Eren Keskin olayı İade eş başkanı bambaşka bir anlamı var. Çünkü bir tür geçmişte yaşadığımız, Ergenekon günlerinde yaşadığımız Mehmet Baransu ile simgelenmiş infaz gazeteciliğinin, linççi gazeteciliğin bir başka tezahürünü bugün onun örneğinde de çok ciddi bir şekilde gördük. Halbuki Türkiye'de yıllardır terörle mücadele adına devlet değişik operasyonlar yapıyor ülke içinde ve dışında. Ama yıllarca da buna eleştirel bakan, mesafeli bakan gazeteciler, aydınlar, sivil toplum kuruluşu çalışanları oldu. Bu da demokrasinin bir gereği. Herkesin aynı şekilde hep birlikte, birlik beraberlik görüntüsü çizmesi isteniyor, dayatılıyor. Ama böyle bir hava verildiği zaman Türkiye'nin daha haklı olduğu yolunda bir imaj çıkmayacak. Tam tersine Türkiye'nin haklılığı iddiasının ciddi bir şekilde gölgelendiği ortaya çıkacak. Bundan hepimiz bir şekilde nasibimizi alıyoruz.